Sevgili arkadaşlar, hepinize merhaba. Biz kanalımızda yalnızca boy uzatma macerasına çıkmadık. Aynı zamanda genetik saç dökülmesi serüvenine de atıldık. Nedir bu genetik saç dökülmesi serüveni? Sevgili arkadaşlar, birçok insan androgenetik alopezi adı verilen erkek tipi kellik, yani genetiğe bağlı saç dökülmesi hakkında bilgi sahibi değildi. Ve bizim bu insanların acizane bilgilendirmemiz gerekiyordu. Çünkü belki önlem alabilecek yaştayken, önlem alabilecek Norwood ölçeğindeki göre seviyedeyken kendisi önlem almıyordu ya da mavi serum gibi, bıttım sabunu gibi envai çeşit kozmetik ürünle vakit kaybediyordu. Biz öncelikle genetik saç dökülmesinin ispatlanmış, FDA onaylı ya da FDA'nın onaylamak üzere olduğu yöntemlerden bahsettik. Neydi bunlar? Minoksidil, finasterid, dutasterid ve iğneleme. Başka bir yöntem yoktu. Şu anda yeni bir topikal ürün hakkında da araştırmalar sürüyor. Lakin o FDA onayı alır mı, almaz mı bir kesinlik yok. O yüzden sizinle paylaşmıyorum sevgili arkadaşlar. Zaten ilaç dağıtımı gerçekleştirilirse bile Türkiye'ye gelmesi 2022-2023 yılına tekabül edebilir. Onu da belirtmiş olalım. O yüzden şu anda bizim elimizde olanlar minoksidil, finasterid, dutasterid ve iğneleme. Tabii ki bu tedaviler gelişecek mi? Bana sorarsanız ben umutluyum. Gelişecek. Yani bizim çocuklarımız androgenetik alopeziyi daha az yaşayacak. Çünkü bizden önceki nesile baktığında ya da nesillere baktığında, Y kuşağının başına baktığında, X kuşağının sonuna baktığında, ebeveynlerinize baktığınızda finasterid o zamanlar keşfedilmemiş, minoksidilin bu etkisi keşfedilmemiş. Yani Norwood ölçeği bile yeni yeni oluşturulmuş, 1975'te son halini almış Norwood ölçeği. O yüzden sevgili arkadaşlar, tıp saç dökülmesi hususunda da ilerliyor. Tabii ki saç ekimi hakkında yeni teknikler belirten araştırmalarda sunacağız. Yeni teknikleri de gözler önüne sereceğiz. Kime ektirmeliyiz? Koray Erdoğan, Şahin Hoca, Hakan Hoca, bunları konuşuruz daha detaylı. Lakin bizim ilk amacımız sevgili arkadaşlar her zaman doğal olandan yana. Yani doğal olanı korumak, en iyi seviyeye, maksimum seviyeye getirmek. Bu boy uzamasında da böyle, saç dökülmesinde de böyle. Diğer sosyal unsurlardan bahsederken de böyle oldu ve olacak. Niçin? Çünkü en daimi olan doğal olandır. Yapay olan hem daha fazla efor gerektirebilir, belki maddi durumunuza bağlı olarak daha fazla para gerektirebilir. Ve doğal olanı başarmak, korumak, elinizde tutmak ya da optimum seviyeye getirmek boy için size daha iyi gelir. Psikolojik olarak da daha fazla özgüven aşılar size, istikrar aşılar, motivasyon aşılar, kişisel gelişiminize ciddi olumlu katkıları vardır psikolojinize sevgili arkadaşlar. O yüzden bunu belirtmiş olalım. Bugün gayet tabii nacizane ünlülerin saçını inceleme serimize devam ediyoruz. Bu seriye her zaman devam edeceğiz. Çünkü aslında gündelik hayatta birçok insanın androgenetik alopezi ile karşılaştığını gözler önüne sermemiz gerekiyor. Ve bizde de aynı durum varsa bunu daha öncesinde keşfetmemiz nacizane bizim için gayet tabii daha faydalı. Şimdi çok güzel hareketler bunlarda. Bildiğiniz gibi artık ünlenmeye başlayan oyuncular var. Çünkü 2 seneyi doldurdu ekranda zannediyorum kendileri. Ve artık geleceğin Eser Yenenleri, geleceğin Oğuzhan Koçları yetişiyor. Cidden ünlü bireyler yetişiyor. Şimdi burada yer alan bir arkadaşımıza bakalım. Ömer Faruk Çavuş. Kendisi aynı zamanda uzun boylu. Tabii onun boyunu da ayrıca tartışırız. Ben minimum 1.88-1.92 arasında olduğunu düşünüyorum nacizane. Ve ektomorf olduğu için daha da uzun gözüküyor. Lakin şu anda genetik saç dökülmesiyle ilgileniyoruz. Birçoğunuzun dikkatini çekmemiş olabilir. Kendisi surat yapısı itibariyle bu saçı güzel taşıyor olabilir. Lakin galiba 20'li yaşlarının sonlarına yaklaşıyor ya da ortalarında, emin değilim. Lakin görüyorsunuz değil mi? Şakaklarda bir açıklık var. Ve bu açıklık sevgili arkadaşlar Norwood 2 seviyesinde, hatta belki emin değilim
şu an güncel olarak Norwood 2'yi de biraz geçmiş olabilir. Yani bu saça Norwood 2 2.25 bile belki denebilir yani sevgili arkadaşlar. Evet. Evet, Norwood 2.25 diyorum ben. Gayet tabii. Çünkü bir kere surat yapısı itibariyle de o saçı taşıyabildi, onu belirtelim. O yüzden çok fazla dikkat çekmedi. Ve Norwood 2, Norwood 3 nasıl anlaşılır? Norwood 2 şurada alında görüyorsanız, eğer bir V şekli oluşmaya başladıysa, köşeler şu şekildeyse, bir V şekli oluşmuşsa bu kesinlikle Norwood 2'dir. Fakat bu V şekli yerini M şekline bırakmaya başlıyorsa, önlerden incelmeler boy gösterdiyse bu Norwood 2.25, Norwood 2.5, Norwood 2.75 dolaylarındadır. Tam anlamıyla Norwood 3 değildir. Norwood 3'te çünkü ön çizgi de daha geriye gelir. Ve buradaki şakaklardaki açılmalar da artar. Fakat o bahsettiğimiz evreyi anladık değil mi? V mi var, M mi var emin olamıyorsun. Öndeki saçlar püskül püskül incelmiş. E o zaman Norwood 2 ile Norwood 3 arasındasınız benim gibi sevgili arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz değil mi? Bu çizgi belki bazılarınız şurada da saç var zira. Minyatür saçlar artık kuvvetleniyor. Minoxidil ve dutasterid tedavisi işe yarıyor. Bazılarınız bana Norwood 2 diyebilir. Lakin öndeki incelmeyi de az çok fark etmenizi istiyorum sevgili arkadaşlar. Tabii ki şu anda tedavi sürecindeyim. Ve 2 ay oldu minoxidil kullanalı. Oral dutasterid de 5. haftada 1 ayı geçti. Buna rağmen gayet güzel neticeler elde ediyorum sevgili arkadaşlar. Öndeki saçların incelmesi azaldı. Bir. İkincisi de şakaklar doluyor. Artık gönül rahatlığıyla Norwood 2 olmaya çok yakınım. Evet, Fatih Artman'ı incelediğimizde Behzat Ç'de öne çıkan bir isimdi kendisi biliyorsunuz. Fatih Artman'ın saçına baktığımızda evet, androgenetik alopezi yaşadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Güncel saçının Norwood 3 çizgisinde, vertex'inden emin değiliz. Lakin Norwood 3, hatta yavaş yavaş Norwood 4 çizgisine doğru gelmeye başladığında güncel saçının söyleyebiliriz. Tabii ki Behzat Ç'deki hali Norwood 2.5, Norwood 3 dolaylarında. Fakat şu an güncel saç çizgisi sevgili arkadaşlar minimum Norwood 3. Yani buna Norwood 3 ile Norwood 4 arası bir skala belirleyebiliriz. Lakin Norwood 3'e daha yakın olduğunu belirtmemiz lazım. Yani Norwood 3.25 vesaire olabilir. Nacizane fikrim. Ve Fatih Artman'da da az da olsa bir diffuse thinning dediğimiz saçın genelinde görülen saç tellerinin incelmesi hadisesinde görüyoruz. Diffuse thinning sevgili arkadaşlar androgenetik alopezi ile beraber de gelişebilir. Androgenetik alopezi yaşamayan biri de saç incelmesi yaşayabilir. Diffuse thinning saçın incelerek dökülmesi. Bu da sevgili arkadaşlar. Bir diğer ünlü olan saç ektirdiğini daha öncesinde bildiğimiz Hakan Yılmaz'a bakalım. Hakan Yılmaz daha öncesinde saç ektirdi sevgili arkadaşlar. Ayrılsak'ta beraberizden sonra. Hakan Yılmaz sevgili arkadaşlar Ayrılsak'ta beraberizde kendini gösterdi ekranda ve Ayrılsak'ta beraberizden sonra saç ektirdi. Gayet tabii o zaman gençti yaşı. 27-28 dolaylarında kariyerinin henüz başlarındaydı. Zirve noktalarındaydı. Ve 27-28 yaşında çok popüler bir dizide boy gösterirken Norwood 3, Norwood 3 Vertex dediğimiz skalaya gelmiş olduğunu görüyoruz biz. Ayrılsak'ta beraberiz yıllarında. Ve gayet tabii bundan sonra saç ekimi gerçekleştiriyor kendisi. Fakat sonrasında yaşı da ilerliyor. Artık ektirdiği saçları da yavaş yavaş kaybediyor. Ekimle hangi saç çizgisine geliyor sevgili arkadaşlar? Ekimle Norwood 2'ye çok yaklaşıyor. Onu belirtelim. Saç ekiminde greftler sınırlıdır sevgili arkadaşlar. Yani bu ne demek oluyor greft? Saç kökleri. Sizin donör bölgenizden yani asla dökülmeyecek olan Norwood 7'de atnalı şeklinde kalacak olan saçlarınızın köklerinden saçlarınızın eksik olduğu vertex ya da frontal bölgeye ekim gerçekleştirilir.
Ve bu donörleriniz sizin sınırlıdır. Grefleriniz sınırlıdır. Çok fazla gref çıkmayabilir sizde. Ve gayet tabii finasterid, dutasterid de dolaylı yoldan donör bölgeyi kuvvetlendirir mi? Kuvvetlendirir. O yüzden saç ekiminden önce finasterid kullanmak ve sonrasında finasterid kullanmak önerilir. Dutasterid de nacizane ben tavsiye ediyorum. Lakin dutasterid dediğim gibi ağır bir ilaç, 8 sene 10 sene kullanmak pek akıl kârı değil demiştik finasteride nazaran. Finasterid 8 sene 10 sene kullanılabilir. Lakin dutasteridi 2-3 seneden fazla kullanmak karaciğeri çok yıpratacaktır diye belirtmiştik. Ve tabii ki siz dökülmenin seyrini bilmiyorsunuz. Bu Norwood diye ne zaman gider? Gider mi? Frontal bölgeye 20'li yaşların başlarında eğer ekim yaptırırsanız ve sonrasında finasterid ya da dutasteridi düzenli kullanmazsanız ya da aksatırsanız diyelim, verteksiniz açıldığında ne yapacaksınız? Öyle çok vaka var sevgili arkadaşlar. Frontal bölgeye ekim yaptırıyor adam. 20'li yaşların başlarında kafasına takıyor. Sizin gibi, bizim gibi. Frontal bölgem dolu olsun diyor. Yaşlarımı böyle geçireyim diyor. Fakat 29'da bakıyor ki verteks de açılmış. Ama frontalde saç duruyor. Yani böyle enteresan estetik anlamda pek fazla güzel olmayan bir görüntü ortaya çıkıyor. Ve grefleri sınırlı bu insanın. Yani vertekste tekrardan gref bulabilecekler mi? O yüzden sevgili arkadaşlar, dökülmenin seyrini beklemek adına tedaviyi oluştururken, tedaviye entegre olurken, istikrarlı bir şekilde devam ederken aynı zamanda biraz da sabretmek lazım yani saç ekimi için 30-35 yaşı ve dediğim gibi grefler sınırlı olduğu için Norwood 1'e getirmiyorlar sizi. Norwood 2 çizgisinde hemen hemen bırakıyorlar. Evet sevgili arkadaşlar, bugün sizlerle beraber nacizane kilit isimlerin saçlarını inceledik. Neden bu isimlerde özellikle? Çünkü bu evreler çok fazla muallakta kalan evreler. Norwood 2, Norwood 3, Norwood 4 gibi evreler. Sonrasında zaten artık toplum tarafından da, arkadaşlarınız tarafından da kelleşmeye başladığınız Norwood 4'ten sonra Norwood 4 itibariyle anlaşılır. Norwood 4 itibariyle eğer saç stiliniz ona göre değilse, alın yapınız küçük değilse Norwood 4'te de sevgili arkadaşlar anlaşılır. Norwood 3'te, Norwood 2'de anlamak pek fazla kolay değil. Biliyorum siz de anlayamıyorsunuz şu an dökülüyor mu, dökülmüyor mu ya da agresif mi yaşıyorum, yaşamıyorum vesaire. O yüzden sevgili arkadaşlar bunları inceledim, bu isimleri inceledim. Bu isimler bizim kilit isimlerimizdi. Kilit noktalar Norwood 2, 3, 4. Sonrası belli zaten. Norwood 5'te kimse sana sırma saçlısın demez. Norwood 4'ün ortalarındayken kimse aa saçında hiçbir şey yok ki demez. Fakat Norwood 3'te diyorlar. Norwood 2'de diyorlar. Norwood 2 ile 3 arasında diyorlar. O yüzden sevgili arkadaşlar herkese saçlı günler. Gayet tabii saç videolarının da devamı gelecek. Saç ekimi ile alakalı, saç pigmentasyonu ile alakalı bilgiler gelecek. Lakin bizim amacımız önce doğal olanı korumak. Finasterid'le, dutasterid'le alakalı, tedavi sürecimle alakalı da detaylı videoları sizlerle paylaşacağım. Herkese saçlı günler.